Taha Akyol, H.Z. Adem matematik biliyor muydu? Bu başlık sizi şaşırttı mı? Daha önce benim de hiç aklıma gelmemişti. Toplumumuzun bir kesimindeki düşünce biçimini yansıtıyor. İsmet Berkan'ın İnsan Uygarlığının Kısa Tarihi adlı kitabı hakkındaki yazımda, matematiğin insanoğlunun ürünleri, günleri sayma ihtiyacından doğduğunu yazmıştım. Bir okurum şu yorumla itiraz etmişti, matematik insanların ihtiyaçları şekillendikçe ortaya çıkmışmış. Ezber böyle diyor. Hazreti Adem matematik bilmiyor muymuş? Soru işareti nokta. Onu geçtim bir etrafınıza bakın. Hayvanlar bile matematik biliyor. O aslan, o ceylanı diferansiyel denklem çözerek yakalıyor. İnsanın katkısı ise bilinç sayesinde bu içkin matematiği genişletmek olmuştur. İnsanlığın unuttuğu bilgi bildiklerinden az değildir. Batının yaptığı kadim bilgiyi daraltmak ve unutturmak olmuştur. Okurumun bu satırlarında özellikle içkin matematik kavramı önemli ayrı yazı konusu. Din ve bilim. Böyle sorularla karşılaşıldığında önce kaynaklara bakmalı, sonra test etmeli. Cevdet Paşa kısas ı Enbias'ında kalem ile yazı yazan ve elbise diken ilk peygamberin Hazreti İdris olduğunu, ondan önce Adem oğullarının hayvan derisi giydiğini yazar. Elimizde bu konuda arkeolojik veriler olmadığı için bu bilgileri test edemeyiz. Ancak sosyolojik ve antropolojik araştırmalarda elde edilen bilgiler ortaya koymuştur ki ilk insanlar yazı ve sayı bilmiyor, zihniyet olarak soyut kavramlara sahip bulunmuyorlardı. Hazreti Adem'in neleri ölçmeye, tartmaya, kaydetmeye ihtiyacı vardı da matematik düzeyinde sayı bilgisine ihtiyaç duysun. Veri yok, bilmiyoruz. İslam'da peygamberler insandır, bilgilerinin kaynağı vahidir. bunun dışında emanet, ismet, fetanet, sıdke ve tebliğ olarak ifade edilen faziletleridir. Fiziği, kimyayı, tıbbı, astronomiyi, hukuku ve de matematiği deney ve gözlem metotlarıyla ve sistematik çalışmalarla öğrenebiliriz. 17. asırdaki en büyük bilginimiz olan Katip Çelebi, Hristiyanların doğa bilimlerine merakla sarıldıklarını, Müslümanların meraksız ve ilgisiz kaldığını üzüntüyle anlatır ve dini bilgelerle bilimsel bilgilerin farklı alanlar olduğunu anlatır. Peygamberlerin ve eşap-ı kiramın vazifesi halka dini konuları öğretmek olup eşyanın hakikatini açıklamanın onların vazifesi olmadığını belirtir dinin alanı ile bilimin alanını karıştırmak ikisini anlamaya da zarar veriyor. İslam medeniyeti Haklı olarak övündüğümüz İslam medeniyeti döneminde, kabaca 9-12. asırlarda Müslümanlar çok meraklı idiler. Yunan, Hind, Süryani bilimlerini, felsefelerini okudular, tartıştılar. Merhum Fuat Sezgin, Beş Ciltlik, İslam'da Bilim ve Teknik adlı eserinin ilk sayfasına Biruni'nin şu sözüyle başlar, ben her kişinin yapması gerekeni yaptım, öncellerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak. Onların yanlışlarını ürkmeden doğrultmak. Kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşaklara emanet etmek. Dikkat, geçmiş nesillerden gelen yanlışları ürkmeden doğrultmak. O muhteşem medeniyet bu açık zihniyetle oluşmuştu. Geçen asırlarda standartlaşmış, kalıplaşmış bugünkü Müslüman zihniyetinin anlamakta çok zorlanacağı fikirler ve ilmi felsefi eserler yazdılar. Batıda Rönesans bundan çok istifade etti. Fakat 19. yüzyılda Abdülhamid'in sadrazamı Said Paşa, i̇bn Sina'nın Şifa adlı kitabını Türkçe'ye çevirtmek istemiş, görevlendirdiği kişi, okuduktan sonra Azar-ı Muzırra, yani zararlı eserlerden, saymış ve tercüme yakılmıştı bilimin neresindeyiz? Bugün İbni Sina adına hastanelerimiz var ama modern bilimin neresindeyiz? Atıf indeksine giren akademik yayınlarda 2011'den beri İran'ın gerisindeyiz. Tuğba'nın 2020 bilim raporu, NDA, bilimsel yayınlar konusunda şu yazıyor, Türkiye, özellikle 2000-2006 arasında, öncü ülkelere göre daha hızlı bir büyüme kaydetmiş ve aradaki farkı bir miktar kapatmıştır. Ancak, 2006 yılından sonra referans noktası olarak belirlediğimiz öncü ülkelerdeki artış hızı değişmezken, Türkiye'de durgunlaşma başlamıştır. Profesör Ufuk Akçid'in feryadını unutmayalım, 12 bin akademisyen Türkiye'yi terk etti. Elbette uzaya gitmemizi, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve takım arkadaşlarını alkışlıyorum. Fakat unutmayalım, bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri ihracatında Vietnam bizi geçti. Bilim ve hukuk olmazsa olmaz.